Bugün var zaten. Bugün refah sınır kapısı açılacaktı. Evet, evet. Bekleyenler oldu. Yakın zaten. Oldu. Biz o büstleri, Fulya. O büstleri görüyoruz o bir, burada. O bir ne oldu? Keşmekeş. Onu Fulya da tam olarak... O açılmayı insanlar ne yaptılar? Onu... Refah sınır kapısı. Evet. O bilinmiyor. Refah yani. Sınır kapısının açılmadı. Önüne toplananlar vardı. Onlar ne Şöyle, yaptılar? Şöyle. Açılmadı. Ora vuruldu mu peki? Hala orada bekliyor insanlar. Binlerce kişi hala o kapının önünde bekliyor. Bekliyorlar. Orada. Yani vurulduğuna dair bir haber var ama henüz teyit edemedik onu. Evet, bizde haber. Şöyle bir şey, yani içerideki gazeteci arkadaşlar biliyorsunuz. Ya bu arada Ahmet Hakan 10 günde 11 gazeteci öldü. 10 günde 11 gazeteci. İki yani, kişiden haber alınamıyor. Fiziki müdahaleler de oluyormuş galiba. Bilmiyorum Fulya'nın başına geldi mi gelmedi mi belki. Geliyor geliyor. Evet, canlı yayında ben çok gördüm. Oldu. Bir şey söylemek istiyorum. İsmail bir dakika abi. Belki buyur. İsmail Dükel diyor ki fiziki müdahale oluyor mu? Yani alıştık. Alıştık artık yani. Evet. Hakan Bayrakçı bir şey soracak sana bak Fulya. Şimdi soracağım ama tam da konu gelmişken. Yani Fulya Hanım'ı her yerde çok seviyorlar. Tabii. Türkiye'de, Azerbaycan'da birçok ülkede. Ve her olayda böyle bütün problemli zor olaylarda tam böyle bir Adanalı cesaretiyle en öne çıkıyor. Ama yani ısrarla ve önemle biraz öneriyoruz ki geçen gün herkes söyledi burada, Abdülkadir Bey de söyledi. Birazcık daha itidal, hani kendisi bilir tabii bu işleri de. Yani tedirgin oluyoruz en azından bu konu için. Neyse sormak istediğim şu. Şimdi... biraz evvel çok az değindiniz. Oraya sivil İsrailliler geliyor dediniz. Yani askerlere böyle hani bizim İstiklal Savaşı'nda veya bizim Türkiye'de de Kıbrıs Savaşı'nda siviller böyle askerlere şey etmiş falan. Orada bu gelen sivillerde bu tür bir böyle hamaset havası var mı? Yani bunu niçin soruyorum? Şimdi İsrail kamuoyu büyük dolduruş halindeyse bu konuda bu kara harekatı gecikse de kaçınılmaz. Nitekim ben cumartesi saldıracaklarını tahmin etmiştim. Ama ordu açıklama yapmış. Evet cumartesi saldıracaktık ama başka sebeplerden girmedik demiş. Yani en azından böyle bir şey olmuş. Ama o gelen sivillerde böyle bir havayı sezdiniz mi sezmediniz mi? Buraya gelen... Ne Halil? Şet sesi yok değil mi? Burada gelen, buraya gelen yani sınır hattına kadar gelen siviller zaten orduya çok yoğun destek gösterenler. Yani hep görüyoruz sandviç dağıtıyorlar, geliyorlar işte marş açıyorlar, müzik açıyorlar, askerin polisin yanından geçiyorlar, bizim yanımıza geliyorlar bir şeyler söylüyorlar. Yani buraya gelenler, ben şimdi genellikle Gazze sınırında olduğum için mesela yine bir askeri araç geçiyor. Halil göster istersen. Bu da tam cepheye gidiyor yani. Bu arada tabii Halil Kahraman yani. Da aynı durumda. Ben burada Gazze sınırından bunu anlıyorum. Ama bir yandan da Netanyahu'ya çok... sağ olsun. O da yani soy ismi gibi gerçekten. Mesela dün baş... Ama onun yüzünden dün başımız yanıyordu yani. Kamerasıyla bazen yeri geliyor. Mesela şöyle söyleyeyim size. Halil plaka ve şeyi çekmeden. Mesela şu an arabamın kapısı açık. Şu detayı göstermek istiyorum size. Bakın açık. Tam ekran görebilir. Bunun bir nedeni var. Eğer ki büyük bir şey olursa Halil'in de bu kapı açık. Şimdi ben hemen arabanın önünde bu yayını yapıyorum. Eğer olağanüstü bir durum olursa kaçmam gerekirse hiç vakit kaybetmeden çünkü kilitlenebilir bir şey olabilir diye hep açık. Hemen atlayacağız arabaya ve gideceğiz. Halil de eğer ki yayını yolda yapması gerekirse diye koltuğu geriye kadar çekti ki cihazlarına yer bulabilsin diye. Yani burada her şeyi çok ince düşünüyoruz açıkçası. Evet. Benim işte bu çantamın içinde 4 tane herhalde powerbank var. Yani tam teçhizatlı bir vaziyette ama bazen ne kadar profesyonel olursak olalım. Yani dün mesela karşılaştığımız şey Halil... Arabanın içinde yayın yapmak zorunda kaldık ve Halil bir yandan direksiyonu kullanırken kamerayı tutuyordu. Küçük bir kamera var elimizde. Ve tam güvenlik noktasından geçiyorduk ki Halil direksiyon başında şöyle kamerayı tuttuğu için
Polis onu silah sandı muhtemelen. Çünkü iki polis bize direkt silah doğrulttu. Ve Halil'e dedim ki hemen o kamerayı indir Halil. Yani onu silah sanıyor galiba yani. Ya hemen bir dakika indir. Fulya. Böyle Fulya. İlla görüntü alacak Fulya, diye bazen. Yani Fulya bir dakika. Detayı bir, vermiş olayım. Bir durabilir miyiz? Bir virgül at. O anın görüntüleri var mı? O silah doğrultmanın görüntü. Bir hemen onu bir hazırlar mısınız? Fulya bu arada ya Halil'i görebilir miyim? Halil'i bize bir gösterebilir misiniz? Nasıl? Kendini gösterecek. Halil kendini bize nasıl yapı olabilir mi böyle bir şey? Nasıl şey yapayım? Nasıl gösterilmez? Yani kamerayı Fulya alacak. Kamerayı Fulya alacak o zaman. ben tamam. Gel Halil. İstemiyor musun? Biz istiyoruz. Tamam. Çar bir gelsene. Burada bu arada Ahmet Hakan akşamlara çok tekin olmayabiliyor. Dolayısıyla şöyle dikkatli ol arkadan şey geliyor. Halil bir dakika Halil, yani burada Halil şu an cihazı falan 3G cihazını yapıştırmış vaziyette. Ya Halil biraz böyle evet biraz şey durmayı seven birisi. Şunu söyleyeceğim burada mesela akşamları şöyle bir hava oluyor. Biz mesela tek bir yerde yayın yaparsak eğer, yani acayip bir sıkıntı yaşayabiliriz. Sınır hattındayız. Dolayısıyla burada genellikle tek bir yerlere gitmek, evet giriyoruz, çıkıyoruz zaman zaman ama çok sıkıntı olabiliyor. Burada o yüzden birkaç basın mensubu arkadaşımız daha var. Şimdi Halil sağ olsun onlardan hani kamerayı tutması için arkadaş da hani zaten şey yaptı geldi Halil de. Halil. Ha, geldi mi Halil? Ne yiyorlar? Ha, bravo. Halil de konaklıyorlar. Yani Halil de bizimle şu an yayında. Halil, seni de tebrik ediyoruz. Fulya'yı da tebrik ediyoruz. Ha. Gerçekten büyük iş yapıyorsunuz. Fulya, o anlattığın şey var ya, bir Halil'i de konuşturmak isterim ama o anlattığın hani silah doğrultma hikayesi var ya, onun görüntüleri hazır. Hemen onu bir görelim, ondan sonra Halil'i dinleyelim. Görebilir miyiz? Ben... Bir dakika. Halil indir kamerayı. Bir dakika, bir saniye. Tam go, dur. Tam. Halil kamerayı indir. Gel tamam. Okey. Halil kamerayı kaldırma. Basın. Kamerayı kaldırma Halil lütfen. İndir kamerayı. Basını gösteriyor. Ver. Evet. Pres yazıyor. Pres. Zorlaştırma daha fazla lütfen. Zorlaştırma. Ben şimdi yayını kapatayım isterseniz. Çok zor bir iş ya. Yani hakikaten o... Don't stop. Near... Okay. Near police. Okay, sorry. Not okay, good. Sorry. Tamam, şimdi fark ettiler basın olduğunu. Tamam. Hayır, çıkma. Çıkma. Şimdi arabanın içinde çekim yapıyor. Fulya'nın... Çok ciddi bir tehlike. Yani onlar fark edene kadar her şey olabilir. Tabii canım. Her şey olabilir. Evet. Evet. Ya Halil sen de biraz dikkat et abi ya. Sen de biraz gerçekten... Kahraman. Soyadı gibi. Fazla hareketler yapıyorsun yani. Biraz daha dikkat et. Duyuyor mu Halil beni? Duyuyorum Ahmet Hakan, duyuyorum evet. Nasıl geçiyor? Yani tedirginlik var mı? Dikkatli ol diyor. Yani şey yapma diyor. Yani tedirginlik tabii ki oluyor ama yani birazcık kameramanlık refleksi herhalde. Böyle en zor zamanlarda bile görüntü almak için birazcık sanırım risk mi alıyoruz diyelim, ne diyelim. Peki... Hoşlanmıyorlar mı İsrailli? Burada en çok yani İsrailli güvenlik güçleri herhangi bir kendilerine kamera doğrultulmasından mı hoşlanmıyorlar? Ona mı itiraz ediyorlar? Yani hem o hem de görüntü almamızı istemiyorlar. Bir de kamerayı hani birazcık da silaha da andırıyor ya. Evet. O böyle arabanın içinde öyle bir şey oldu. Silah sanıyorlar, bir şey sanıyorlar. O obüslerin orada da başımıza geldi hatırlarsan. Ha, doğru. Biz çekim yapmak için kaldırınca o da silah sanıyorlar. Hemen onlar da bizim... Doğru. Bizim başımıza iki kere geldi bu olay bu arada. Dün değil. Birkaç gün önce de geldi. Obüslerin oraya gitmiştik Halil'le beraber.
Yine Halil arabayı kullanıyordu ve kamera elindeydi. O esnada kamerayı yine muhtemelen silah sandı. Çünkü direkt iki kişi bize silah doğrulttu. Ama tabii şekilde görüyorlar zaten. Arabanın her tarafında basın, pres, hani yazıları var tabii. TV yazıları. Yani her tarafta olduğu için artık bir şekilde gördükleri zaman, fark ettikleri zaman sorun olmuyor. Gidin diyorlar işte. Burası askeri bölge. Gelmeyin, çekmeyin gibi şeyler söylüyorlar. Bazen de ya aslında en çok bizi şey yapan siviller. Yani sivil vatandaşlar. Demin çünkü onu sordum. Demiyorsun, yanında silah var. Bir şey. Bugün mesela bir gazeteci arkadaşımız, bir muhabir arkadaşımızın üzerine yürüdü. Ve dedi ki işte sen şöylesin, böylesin. Yani yapmadıkları şey kalmadı. Ben yoktum o anda ama videoları paylaşıldı. Sivil o kişi, değil mi? O İsrailli kişi bunu sosyal medyasına koymuş. Efendim? Sivil değil mi o onu yapan kişi? Sivil, yani sivil. Yani evet. Siviller... Ya burada bizim daha çok gerçekten bizi endişelendiren aslında siviller oluyor. Ya şöyle bir şey de var galiba benim anladığım. Hulya, yani o biraz tedirgin yani ediyor açıkçası. Şimdi İsrail kamuoyunda bir aşırı fanatikler var. Ya bu sizin oraya yani Gazze sınırına kadar gelen işte marş çalan orada askerlere yardım etmeye çalışan filan tipler aşırı fanatik evet. Tipler ama o kamuoyunda bu işlerden hoşlanmayan insanlar da var evet. Yani İsrail kamuoyunda. Görüyoruz. Yani. Ama sonuçta işte oran açısından onlar bir havayı evet, onlar yani, doluyor. Yani fulyaların bulunduğu bölüme gelen sivil şahsiyetler daha çok fanatik şahsiyetler.